Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Kış hazırlıklarında acı biber, domates soslu acı biber yapacağız arkadaşlar. Bugün bu şişko biberlerden aldım. Acı bunlar, saksı biberi. Yarım kilo, 500 gram acı biberim var. 1,5 kilo Çanakkale domatesi, sivri domates. Çünkü öbür yuvarlak domatesler çok sulanıyor. Biz o kadar fazla sulanmasını istemiyoruz. Bir su bardağı zeytinyağım var, sızma. Bir çay bardağı da sirkem var. Kaya tuzu kullanacağız. Şöyle taneli kaya tuzundan. Bundan da damak zevkimize göre 1 ya da 1,5 kaşık kullanacağız. Bir adet de kesme şekerimiz var sosu için. Şimdi ben kabuklarını soyduğum domateslerimi rondodan geçireceğim. Tencereme alacağım. O aşamaları da birlikte göreceğiz. Evet, son domateslerimi de rondodan geçirdim. Onu da tencereme aktarıyorum. Ocağın altını yakacağım ve domateslerim suyunu çekilseye kadar pişireceğim arkadaşlar. Parlak ateşte pişirmeyeceğiz. Şöyle normal kısık ateşte domates suyumuzu koyulaşasıya kadar, suyunu çekesiye kadar pişireceğiz. Şimdi ben bu aşamada biberlerimi temizlemek istiyorum. Güzelce yıkadım biberlerimi. Şimdi şöyle uçlarından, bazıları zor kopuyor ama şöyle saplarından ayıracağız. Biraz güneşte kalsa aslında o zaman daha kolay temizlenir. Şöyle koparıyorum. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Ben yarım kilo yapacağım. 500 gram. Temiz kavanoz, temiz kapak ayarladım, iki tane. Bu şekilde kabuklarından, saplarından, kabukları dedim, saplarından ayıracağız. Bazıları çok kolay ayrılıyor, bazıları zor ayrılıyor. Şöyle. Bu ayırdığımız kısımdan da hemen içine geçsin sosu diye şöyle bir çizik atacağız, fazla değil. Şöyle ortadan. Bu şekilde devam edeceğim. Ben biberlerimi temizledim. Hepsine birer çizik attım. Bu arada da domates suyum suyunu çekti. Kıvamı aldı. Şimdi bir baş 10-12 diş kadar ediyor. Sarımsağımı da temizledim, doğradım. İlk önce sarımsağımı atıyorum sosumun içine. Şöyle ilk etapta 1 yemek kaşığı kullanacağım tuzu. Daha sonra bakacağım, eğer az gelirse biraz daha ilave ederim. Şöyle bir karıştıralım. Tuz erisin içinde. Sosumuzun daha lezzetli olması için bir adet de kesme şeker koyuyorum. Fazla değil, bir adet. Şöyle karıştıralım. Sivri Çanakkale domatesi kullanmamızın nedeni bu tür domatesler fazla sulanmıyor. Bir çay bardağı sirkemi de ilave ediyorum hemen sosuma. Bir su bardağından bir parmak eksik de sızma zeytinyağımı, onu da ekledim. Şöyle bir karıştıracağım.
Ve temizlemiş olduğum biberleri sosumun içine aktarıyorum. Yalnız fazla bekletmeyeceğim sosun içinde. Pişmelerine izin vermeyeceğim. Sadece sosu biraz o çizdiğimiz yerlerden içine almasını istiyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi altını harlaya alacağım. Çok hafif. 2-3 dakika kadar. Şöyle çok hafif biberlerimi bekleteceğim sosumun içinde. Ve sıcak sıcak kavanozlara koyup ağzını kapatıp kış için karanlık ve serin yerde muhafaza edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biberlerim rengi de döndü. Bir 3 dakika kaynattık. Şimdi altını kapatıyorum. Sıcak sıcak kavanozlara doldurup hemen ağzını sıkıca kapatacağız. Şöyle ben 2 kavanoz ayarladım ama bakacağım. Eğer şey olursa şöyle ilk önce biberlerini koymak istiyorum. Şöyle eşit olsun diye. Şöyle birer kaşık ilk önce biberlerinden koyalım. Eşit olması için böyle yapıyoruz. Kavanozlarımıza aynı oranda biber gitsin diye. Eğer sosumuz da artarsa gene aynı şekilde biber yapıp koyabiliriz başka kavanozlara. Kavanozlarımızın ağzını kapatırken muhakkak ki temiz bir bezle silelim. Hiç hava almasın. Yoksa kapaklarımız atar ve turşumuz bozulur. Bunu karanlık ve serin bir yerde muhafaza ettiğimiz müddetçe uzun zaman tüketebiliriz. Ben daha yapacağım. Yani bu yetmez bize. Ben ama sizlere göstermek adına bugün böyle bir az yaptım. Şimdi böyle tenceremden aktarıyorum. Tam geldi benimki. Şöyle kaşıkla da sıyıralım. Siz eğer maydanozun aromasını seviyorsanız üstüne maydanoz koyabilirsiniz kapakları kapatmadan. Ama sevmiyorsanız da koymayabilirsiniz. Şimdi temiz bir peçeteyle güzelce ağızlarını kurulayalım. Şu anda çok sıcaklar. Ama kapaklarımızı sıcak sıcak kapatmamız gerekiyor. O yüzden böyle peçetemize bir şey gelmesin. Sereceğim. Tezgahımı ıslatmış arkadaşlar. Şöyle yapalım. Temiz bir havlunun üzerine kapaklarımızı ters çevirelim. Şöyle temiz bir havlu koyuyorum. Ve böyle bir gün bekleyecek arkadaşlar. Kavanozlarımız soğuyasıya kadar. Daha sonra kavanozlarımızı düz çevirip serin ve karanlık yerde muhafaza edeceğiz. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşça kalın.